İsveçli yetkililer geçtiğimiz ay yabancı bir denizaltının kara sularına girdiğini kanıtlayan radar görüntülerini yayınladı. Askeri araç olduğu belirtilen denizaltının hangi ulusa ait olduğu ise gizemini koruyor. Şüphelerin yoğunlaştığı Rusya, olayla bir bağlantısı olduğu iddialarını reddediyor. İsveç Başbakanı Stephen Löfven konuyla ilgili bu tür sınır ihlallerine karşı taviz vermeyeceklerini ifade etti. Yapmamız gereken askeri varlığımızı daha çok ortaya koymak. Karasularımıza girmeye yeltenenler nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacaklarını bilmek zorunda. Tüm imkanlarımızı seferber ederek toprak bütünlüğümüzü savunacağız. <laughs> Olayın ardından teyakkuza geçen İsveç donanması Baltık denizinde başlattığı devreleri sürdürüyor. İsveç Silahlı Kuvvetleri 17 Ekim'de Stockholm açıklarında yabancı bir askeri araç tespit etmiş ancak 200 personelin denizden ve havadan yaptığı yaklaşık bir hafta süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamamıştı.